Umut Numan Pakner, Sita Hülya Aksu, Osman Erhan Özçelik, Beci Nihat Oktay, Çandra Zeki Yıldırım. Ömer, amcası Bekir ve at uşağıyla yakında sefere çıkacak olan Gazneli Mahmud'un ordusuna katılmak için Gazne şehrine doğru yola çıkarlar. Ormanda Hindular tarafından kaçırılmak istenen Müslüman bir kızı kurtarırlar. Geceyi ormanda geçiren Ömer ve arkadaşları ertesi günü Gazne şehrine giderler. Kendilerini burada amcasının yakın arkadaşı Aslan Bey karşılar ve evine götürür. Aslan Bey, Ömer'in Hindular tarafından şehit edilen babasını tanımaktadır ve Ömer'e babasının öcünü alıp almadığını sorar. Asıl öç almak isteyen Ömer'in amcası Bekir'dir. Bekir o gece Aslan Bey'den Gazneli Mahmud'un kendisine fedayı aradığını ve bu nedenle yiğitler arası yapılacak müsabakalar sonucu bu yiğidin seçileceğini öğrenir ve seçmelere katılmaya karar verir. Bekir'e baksana, şuraya bak. Bu senin Ömer'in, becerisine diyecek yok doğrusu. 520 seçme yiğit arasından ilk 60'a girdi. Övünmek gibi olmasın. Harika. Ama kim yetiştirdi onu aslan kardeş? Devamlı, Bekir ağam yetiştirdi. Bekir ağamın yetiştirdiği talebe hiç sınıfta kalır mı? Şimdi ne yarışması yapılacak aslan? İlk 60'a giren yiğitler sıkı bir yarış yapacaklar. Şu karşıki tepeyi görüyor musun Bekir? Aha, evet evet. O tepeye kadar gidip geri dönecekler. Birinci gelen diğer yarışmalara girmeye hak kazanacak. Buyurun. Bizimki başaracak. Bak 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 bak. Dinle dinle dinle. Şimdi dinliyorum. At yarışı yapılacaktır. Bu yarışma için edemeye kalan 60 yiğit başlama işaretiyle karşıki tepeye at sürüp ağacın çevresinden dolanıp buraya geri gelecektir. Duydun mu Bekir? Duydum, duydum. Yarışı birinci bitiren seçme yiğitler arasına katılıp diğer yarışlara da girmeye hak kazanacaktır. Hadi benim aslanım. Hadi bakalım. Hadi. Başla. Hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi, hadi Ömer'im oğlum. Hadi. Hadi Ömer'im. Aslan yiğidim benim. Hadi Ömer'im göster. Etrafı toz duvara boğdular. Ömer Bey'in kaçıncı göremiyorum. Nasıl gidiyor, uçar gibi uçar gibi. Hadi kasırga. Hadi kasırga hadi aslanım, utandırma beni. Uç evladım, uç. Hadi. Aferin oğlum, aferin oğlum, daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı. Aferin. İki at kaldı önümüzde, iki at. Onları da geçtik mi? Onları da geçtik mi? Bu yarışın birincisi biziz. Bu yarışı sen kurtaracaksın. Hadi. Bak 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 Bekir, bak 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 bak. Hey. Bekir Bey. Yıldırım gibi. Yıldırım gibi. Boş yedi, boş. Bekir Bey'im, Bekir Bey'im, bak bak bak, görüyor musun? Ömer ağa fırtına gibi geliyor. Görüyorum Sungur, görüyorum. Nasıl aslan kardeş, Ömer'i beğendin mi? Hayır başım, devamlı onu takip ediyorum Bekir. Devamlı onu takip et. Aha. Ya ama ne oldu bu çocuğa? He? Kime, hangi çocuğa ne oldu? Ömer'e yahu, Ömer'e. Az önce atın üstündeydi, şimdi yok, baksana. Atın biricisiz buraya doğru geliyor. Vay canına. Vay canına. Sakın attan düşmesin delici. Hayır, olur mu canım? Redensiz. Ne gülersin ağzını aç. Ömer ağama gülerim Bekir Bey'im. Ömer ağanın ortada yok ki. Nesine gülüyorsun onu? Ömer ağam atın altında ağam. Her zaman yapıyor bu numarayı. Sonra da birdenbire ortaya çıkıp şaşırtı veriyor. Atın altında mı? Ben bu deli çocuğa bu numarayı öğretmemişim ki. Kulağı geçer. Bak Bekir Bey'im, Ömer ortaya çıktı işte. Ya. Allah'ıma şükürler olsun. Attan düştü sandım haylazı. Oy, senin yüreğinde ne ürünler varmış Bekir. Baksana. Maşallah. Bak şu haylaza. Tek ayaklı atın üzerinde yarışıyor. Bre, bu çocuk bu numaraları ne zaman öğrendi? Vay canına. Bekir, hatırlıyor musun? Bunun rahmetli babası da böyleydi.
At üzerinde yapmadığı numara kalmazdı. Babasına çekmişiz. Yaşasın! Ömer Bey'in birinci geldi. Hepsinden önce o geldi varış çizgisine. Yaşa Ömer abi! Yaşa sen! Yaşa! Söyle bakalım aslan kardeş. Şimdi sırada ne yarışması var? Ok atma yarışması var Bekir, ok öyle atma. Öyle mi? Vay be! Gördün mü Bekir Bey'im? Ömer ağam havaya fırlatılan oku nasıl ikiye ayırdı? Gördüm Zıngır, gördüm. Evet ama o işi yapan yalnız o değil. Bir yiğit daha var. O da çok güzel ok atıyor. Hakikaten öyle. Ömer'le o yiğit baş başa yarışıyor, baksana. Bence birazdan hakem ikisini de birinci ilan edebilir. Doğrusu da bu olur zaten. Her ikisi de takdire değer okçu. Evet. Duyduk, duymadık demeyin. Ok atış müsabakasında başlıyor Bekir. Kalan her iki yiğit de kurulumuzca birinci seçilmişti. Demedim mi Bekir? İşte dediğim çıktı. Ömer'le öteki yiğit birinci seçildi bak. Yüzümü kara çıkartmadı Ömer'im. Kanımıza, şanımıza layık olduğunu ispat etti. Aslan kardeş, başka yarışma kaldı mı? Kalmaz olur mu? Hem de en önemlisi kaldı Bekir'ciğim. Neymiş o? Gazneli Mahmud'un divanına katılma yarışı. Anlayamadım. Canım anlayacağım. Bu yarışmaları birincilikle bitirdiği için yarın Gazneli Mahmud'un huzuruna çıkacak senin Ömer. Öyle bir devlet adamının huzurunda bulunmak bile en büyük bir yarıştır bence. Haklısın aslan kardeş. Bırak Ömer'i, şimdiden ben bile heyecanlandım. Hoş geldiniz yiğitler. Buyurun oturun. Sağ olun sultanım. Yanılmıyorsam siz Bekir Bahadır'sınız. Bir zamanlar düşman hatlarını darmadağın eden yiğit. Aynı zamanda da sancaktar Hamza Gazi'nin kardeşi. Öyle değil mi? Öyle sultanım. Sizi biraz yaşlanmış buldum. Sizin de benden farkınız kalmamış sultanım. Siz de biraz yaşlanmışsınız. Evet. Uzun yıllar geçti Bekir. Doğan büyüyor, gençler yaşlanıyor ve ölüyor. Zamana dur demek mümkün mü? Her neyse. Bu delikanlı da Hamza Gazi'nin oğlu, öyle değil mi? Evet sultanım. Adı Ömer'dir. Ömer, seni seyrettim yarışlarda. Çok kıvrak ve seri dövüşen bir gençsin. Baban gibi yiğit bir bahadırsın sen de. Rahmetli babamı hatırlamanız ve hakkımda söylediğiniz bu sözler bana şeref verdi sultanım. Hamza Gazi hatırlanmayacak bir yiğit değildi ki oğlum. Kahraman ve cesur bir baba yiğitti o. Senin de rahmetli baban gibi yetiştirildiğini görmek bana sevinç verdi. Sağ olun sultanım. Biz Türk gençleri sizi örnek alıyoruz. Örnek alınacak insanlar şimdi toprak altında evladım. İslam dinine hizmet etmek, İslam düşmanlarını söküp atmak amacıyla her yıl gaza için Hindistan'a sefer yapmayı nefsinize farz kılmanız biz gençlere yönümüzü gösteren en mükemmel örnektir. Neyse, sizi buraya neden çağırdığımı biliyor musunuz? Hayır sultanım. Bilmiyoruz sultanım. Bak ha Bahadır, komutanlarınla yaptığım konuşmalardan sonra Sümenat üzerine bir sefer yapmaya karar verdim. Çünkü Katiyavar Yarımadası'nda Sümenat şehrinde Mabut Siva'ya ait pek büyük bir mabet var. Evet sultanım. Bu mabet puta tapanlar için çok önemli. Oranın Brahmanları mabutlarının dünyanın en kudretli mabutu olduğunu, hiçbir düşman ordusunun ona yaklaşamayacağını söylüyormuş. Hindistan'da Müslümanların, yani gazilerin kırdığı mabutların da onun müsaadesiyle kırılabildiğini söyleyerek halkı kandırıyorlarmış. Sizin anlayacağınız büyük bir istidraç var. Bu fitneyi yok etmemiz lazım. Diyorlarmış ki eğer Sultan Gazneli Mahmud diğer putları kırıyorsa
Sümenat mabudu diğer mabutlara kızdığı için kırabiliyor. Eğer mabudumuz istemezse Gazneli o mabutların kılına bile dokunamazmış. Buyurduğunuz gibi sultanım, büyük bir fitne. Doğru dersin yiğidim. Ama bunu gel de putlara tapan, elleriyle yaptıkları putlardan yardım uman Hindulara anlat. Cehaletin ancak bu kadar olur sultanım. Akılları olsa elleriyle yaptıkları puta tapmaz, istidraç, sihir bataklığına saplanmazlardı. Öyle zannediyorlar ki bizler büyük tar çölünü geçip mabutlarını kıramayacağız. Hayır, bu sefer yapacağım ve gidip mabutlarını onların gözü önünde kırıp parçalayacağım. Ve böylece taştan tahtadan yapılmış putların değil de hak dininin geçerli olduğunu ispatlayacağım onlara. Ne dersin Aslan Bahadır? Sizler bizlerden daha iyi bilirsiniz sultanım. Sümenatlıların Hindular üzerindeki etkisi pek büyüktür. Hindular Sümenatlılara ve onların mabuduna çok inanıyorlar. Bu yüzden de İslamlaşma hareketini bu gibi başıboş çatışmalarla önlemek istiyorlar efendimiz. Bir an evvel harekete geçelim sultanım. Hem de hemen. Sakin ol yiğidim. Merak etme, ne pahasına olursa olsun bu seferi yapacağım. Şimdi seni neden buraya çağırdığımı söyleyeyim. Emret sultanım. Kırık hançer. Daha önce hiç bu ismi duymuş muydun Ömer? Hayır sultanım. Hinduların anlattığına göre çok eski yıllardan kalma bir kırık hançer varmış. Savaş sırasında bunun ucundan 3-4 kulaç uzunluğunda bir ışın fışkırır ve karşısına çıkan ağaç, taş, demir her şeyi kesermiş. Bir nevi istidraç. İnanılacak gibi değil sultanım. Bir istidraç, sihir olabilir. Hindular bu kırık hançere Sivan'ın şimşeği adını vermişler. Müslüman Türk ordusunu bu hançerin durduracağını söylüyorlar. Budalalar, bilmiyorlar ki değil böyle bir hançer... İslam'ın nuru onların binlerce sihirini yok edecek güçtedir. Elbette. Hak gelince batıl zail olur. Hak gelince batıl zail olur. Ama Hindular buna inanıyor ve güç kazanıyorlar. Bu yüzden kırık hançeri bulup yok etmek lazım. Eğer o da yok olursa Hinduların morali tamamen yıkılır. Evlat, bu kırık hançeri bulup yok etmek görevini sana veriyorum. Siz sultanımın... Müstecap olan dualarının bereketiyle başaracağım inşallah. Böyle bir vazifeyi herkese veremem. Senin acı bir kuvvete ve ustalığa sahip olduğun kadar... ...her türlü acıya, yorgunluğa tahammüllü olduğunu da öğrendim. Ağzına bir şey koymaksızın 5-6 gün durabildiğini... ...yine 4-5 gün uykusuz kalabildiğini anlattılar bana. Bunların tamamı biz aciz kullara Rabbimin bir ihsanıdır sultanım. Aferin evladım. Şimdi indimizde daha da çok kıymetlendiniz. İltifat buyurdunuz sultanım. Yalnız bu çok tehlikeli bir vazifedir Ömer. Catların ülkesine gideceksin. Kırık hançeri orada saklıyorlar. Bilirsin ki catlar da Türk ırkındandır. Bunu söylemekten kastım hepsi de cengaver insanlardır. Ama Hindu olduklarından onların yanında bize karşı savaşıyorlar. Bunları duymuştum sultanım. Her an ölümle karşılaşabilirsin. Çünkü catlar kırık hançer için gelmiş olanları acımadan işkenceyle öldürüyorlar. Canımız devletimize, sultanımıza, İslam'a feda olsun sultanım. Bu vazifeyi başarmanız ve sağlığınız için dua edeceğim. Siz yiğitler cihat için elbette lazımsınız. Onun için tehlikeyi önceden haber veriyorum. Oraya girmek için kedi gibi çevik, kaplan gibi yırtıcı, aslan kadar korkusuz... ...ve Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali gibi de kuvvetli imana sahip olmak gerekir. Dua buyurursanız sultanım. İnşallah Bahadır. Vazifen ya kırık hançeri buraya getirmek ya da yok etmektir. Gideceğin yerde bizim adamlarımız da vardır. Biri sebze satıcısıdır. Boynunda kanatlarını açmış bir şahin kabartması olan madalyon vardır. Parolanız, ey uzak ülkelerde yetişen çiçeklerin kokuları üzerinden gitmemiş yiğit. Sana bir de üzerinde mührün bulunan bir ferman vereceğim. Hükmün geçtiği topraklarda bu fermanı göstererek her komutan ya da idareciden gerekli yardımı isteyebileceksin. Allah-u Teala'nın inayet ve yardımı büyüklerin himmeti üzerine olsun yiğidim. Hadi, hadi yolun açık olsun.